Aydınlanma nedir? Aydınlanma en son tanımından başlayalım. Kant'ın aydınlanma nedir sorusuna verdiği 1784 ünlü bir cevap var. Aufklärung Almancası. İste Ausgang der. Des Menschen. İnsanın çıkışıdır. Nereden? Kendi kusurunun sonucu olan bir ergenlik halinden, bir rüşte ermemişlikten çıkışıdır. Şimdi tabii çıkış kelimesi burada kurtuluş diye de çevrilebilir. Fakat çıkış Türkçe'de iki şekilde kullanılır. Bir dışarı çıkış, bir de yukarı çıkış. Genelde Kant hangisini kullanıyor olabilir? Ergenlikten çıkış, bir dışarı çıkış mı? Mesela bir hapishaneden çıkış gibi. Yoksa ergenlikten erginliğe doğru, yukarı doğru yükselmek manasında mı bir çıkış? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Platon'un ünlü mağara metaforunu hatırlayın. Orada da şöyle başlar. Yer altında bir mağara düşününüz. Ayaklarından ve boyunlarından, çocukluklarından itibaren ayaklarından ve boyunlarından zincirlenmiş insanların yaşadığı bir mağara. İşte bu insanlar duvara bakmak zorundadırlar ve duvarda gölgeler görmektedirler. Çünkü arkada bir ateş yanmaktadır. Fakat bunlar başlarını kımıldatamadıkları için sadece duvara doğru yönelmektedirler. Der ki Platon, biz oradaki esirlerden birinin zincirlerini çözsek, sonra onu, bu vurgu çok önemli, zorla ayağa kaldırsak, sonra zorla döndürsek. Bu çevirme hareketi çok önemli. Çünkü daha sonra belki konuşmak için fırsat bulacağız. Eğitimde bu döndürme hareketi için kullanılır. O esirin döndürsek, o tabii o zaman ışığa bakmakta zorlanacak. Sonra onu mağaranın dışına doğru sürüklemeye başlasak, itsek diyor. Şimdi tabii burada pek dikkatten kaçmış görünen bir taraf var. Bu mağara yer altında bir mağara. O yüzden zincirlerinden kurtulan kişi mağaradan çıkarken yukarı doğru çıkar. Platon'un da kullandığı ifade yukarı doğru çıkıştır. Dolayısıyla aydınlanma gerek ergenlikten çıkış olsun, gerekse mağaradan çıkış olsun, yani yukarı çıkış, dışarı çıkış fark etmez ama hep bir yükseliş manası vardır. Bir benzetme yapmama izin veriniz. Bunun evrensel bir metafor olduğunu göstermek için bunu yapacağım. Yoksa bir kelime oyunu yapmıyorum. Ausgang, ki şey mesela Kant daha çok şeyden yararlanır. Jean-Jacques Rousseau'dan. Jean-Jacques Rousseau ergenlikten demez, çocukluktan der. Sortie de l'enfance. Çocukluktan çıkışta nihayetinde yukarı doğru bir çıkıştır. Erkekliğe doğru vesaire. Çıkış, aydınlanma bir çıkışsa biz buna hiç tereddüt etmeden Türkçe'de yükseliş diyebiliriz. Arapça'da yükseliş için kullanılan kelime miraçtır. Yani peygamber, Hazreti Peygamber aslında miraçta göğe yükselir. Bu da bir çıkış, bu da bir aydınlanmadır. Tanrı'nın katına çıkması anlamında. Dolayısıyla aydınlanma esas itibariyle yer altından,
Karanlıktan. Karanlıktan çıkıştır çünkü aydınlığa. Fakat buna bir şey daha, nitelik daha ekleyebilirim. Soğuktan çıkıştır. Topraktan uzaklaşmaktır. Kant'ın başka bir yapıtında verdiği daha derin bir açıklama var. Aydınlanma der, ön yargılardan ve boş inançlardan, batıl itikatlardan özgürleşmedir. Befreiung tabirini kullanır. Şimdi çok ilginç, mesela Türkçe'de biz genelde ön yargılı insan tabirini biliriz ama ön yargı tabirini açıklayamayız. Ön yargı Türkçe değildir. Yani muhtemelen Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet veya Necip Fazıl filan ön yargı sözcüğünü hiç duymamış olabilirler. Ne vardı onun yerine? Peşin hüküm. Ama peşin hüküm de pek Türkçe gibi geldi değil mi? Yani şeyler, Fransızlar prejüj der, Almanlar fauvutay der. Aslında prejüj şeye biraz daha yakın, peşin hüküme biraz daha yakın. Ama ama yani ne bu? Yani bu peşin hüküm deyince peşin hükümden özgürleşme denilebilecek anlamda bizim kültürümüzde bunun hiçbir şeyi yoktur karşılığı. Çünkü aydınlanma akımının ve çağının terimidir ön yargı terimi. Tıpkı batıl inanç gibi. Yani batıl itikat, batıl inanç olmaz. Yani batıl inanç deyince işte tavşan ayağı, merdivenin altından geçmek, kırılma 13 rakamı filan. Şimdi batıl inancı, batıl olmayan inancı varsaymak için kullanılır. Oysa aydınlanmacılar, Aberglaube Almancası Kant'ın kullandığı tabir, batıl inanç dediğinde kastettikleri inancın kendisiydi. Yani inancın sahihi inanmayanlar için olmaz. Dolayısıyla bu batıl inanç için Arapçada bir kavram kullanabiliriz. Var çünkü bu, İbn-i Rüşd falan kullanır bunu. Hurafe kelimesini kullanıyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak yani aydınlanma her türlü inançtan, ön yargıdan, karanlıktan kurtulmak, özgürleşmek demektir. Ben şöyle bir yorum yapsam, ona ne dersiniz mesela? Şöyle desem, aydınlanma için bilmediğini anlayıp bilginin peşine düşmek. Tabii siz çok güzel bir karşılık bu aslında. Ama rastlantısal olup olmadığını anlamamız lazım. Yani tam 12'den vurdunuz. Buna Hegel Selbstbewusstsein, öz bilinç diyor. Öz bilinç çünkü karanlıkta olanların yani sanı ve inanç düzeyinde düşüncelerinin karşıtı konusunda bilgisiz oldukları varsayılıyor. Dolayısıyla aslında ilkel topluluklarda öz bilinç olmaz. Yani insan bildiğini bilemez. Yunus Emre'nin sözünü hatırlayınız. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Şimdi burada kendin bilmek aydınlanma için zaten kullanılan en önemli tabir. Platon'da, Kant'ta bunu açıkça söyler. Bizim Türkçemizde iki tür bilgisizlik varsayılır. Bir tanesi cehalet. Cehalet bir şeyi bilmemek demektir. Ama bir insanın bilmediğini bilmemesi bu cehalet olamaz. Dolayısıyla buna da gaflet denir. Karşıtı da cehaletin karşıtı ilimdir, bilmek. Ama gafletin karşıtı bilmek değil, tanımaktır. Çünkü insan kendisini bilmezse gafil, başkasını bilmezse cahil olur. Benim sizin hakkınızda bilgi sahibi olmamam ya da herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olmamam cehaletimi gösterir.
Ama o şeyi bilmediğimi bilmemek, buna cehli mürekkep derdi eski mantıkçılar. Yani hatta bir şey Akif'i ile ilgili bir kitapta böyle bir açıklama da vardır. Demişler ki Hoca Hayret Efendi diye bu Tanzimat dönemi 19. yüzyıl ulemasından bir hoca efendi. Demiş ki oğlum cehalet demiş tek katlı bilgisizliktir. Cehli mürekkep iki katlı bilgisizliktir. Bir de cehli mikap var onu bilmez hocalarınız demiş. Ya hocam demişler cehli mikap ne o üç katlı bilgisizlik. Nasıl? Bilmez, bildiğini bilmez, başkaları da bilmez diye iddia eder demiş. Tabii böyle bir şey yok literatürde ama cehli basitle cehli mürekkep vardır. Cehli basitle cehli mürekkep arasındaki temel fark da şudur. Cehli basitte bu nedir sorusuna bilmiyorum derseniz bunun kalem olmadığını bilmediğinizi anlarız. Ama bardak derseniz iki şeyi bilmediğinizi gösterir. Ben bunun kalem mı? Olmadığını bilmiyorsunuz. Peki bu cehli mürekkebin olmadığını hangi halle anlarız? Hayretle. Eğer insanda şaşırma yeteneği varsa, şaşırma insandan cehli mürekkebi izale eder der eskiler. Yani şaşıran insan bu ne ya dediğinde bunu daha evvel görmedi. Tabii en azından bir adım atmış oldu. Evet, bilmediğini bilmez. O yüzden de aydınlanma anlamında hayret o mağaradaki gölgelerin hakikati temsil etmediğine dair bir kuşkudur. O yüzden aydınlanma yıkıcı bir hamledir. İnsanın sahip oldukları sanıları, kanıları, kanaatleri den kuşkuya düşmesidir.